Destur var mıdır bacım Sultan? Buyur ağam, buyur. Allah kolaylık vere. Allah razı ola. Gel Yunus. Yunus Efendi'nin ilaçları vardır dedi şeyhim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Yunus Efendi'nin ilaçlarını almaya gelmiştir Ali Taygo Efendi. Buyur Ali Taygo Efendi, buyur. Ben ilaçları alıp hemen geliyorum. Daha iyicesiniz inşallah. İyiyim. Kolay değildir tabii. Bir ay yattınız. Suyu dahi damla ile... Mikel Efendi mahir tabiptir. O olmayaydı içimiz rahat etmez idi. Tevafuk ya. Nallıhan'a tayin olup geldiğiniz ilk günde muayenehanesine varmışsınız. Aldım. Tez zamanda inşallah şifa ver Allah. İnşallah. İhmal etmeyesiniz demiştir Mikel emmi. Buyur gidelim Yunus Efendi. Kasma, hoş gelmişsin. Hoş bulduk Kira bacı. Mikel Efendi yok mudur? Babam hasta bakmaya gitmiştir. Hayır olsun, hasta değilsiniz ya. Yok, değilim. Bir mesele vardı, onu danışmaya gelmişydim. Buyurun hele, elimizden gelen bir şeyse. Hususi bir meseledir. Bir akrabam kaza geçirmiştir. Onunla ilgili danışacak idim. Ne olmuştur ki? Şey, sürü güderken köyde yerden aşağı uçmuştur. Gece köyden birisini getirmişlerdir ama hangi köyde? Karatepe. Karatepe köyünden. Getirmemişlerdir bize. Nesi ola ki? Bir ay kadar olur kazayı geçirili ama... sanki hiç hatırlamaz öncesini. Ne yüzleri bilir, ne gördüğü yerleri bilir. Sanki ilk kez bakar dünyaya. Olur, olur ama ne için olur, neden olur ben bilmem. Babam derdi... başına darbe alanda olur. Bazı tümünü unuturlar, bazı bir kısmını unuturlar. Hatırlamazlar mı hiç? Hatırlar elbet. Ama nasıl olur, bir anda mı olur, peyderpey mi olur, babam onun hakkında bir şey dememiştir. Ümitsiz olmayın. Hele bir getirin mümkün ise, babam muayene etsin. Kendini dahi unutanları görmüştür babam. Şimdi eskisi gibi hayatlarını sürerler. Sen kimsin? Sen kimsin? Tabip değiliz, seni yerinden kaldıralım evlat. Otur hele, otur. Rahat mıdır yatağın?
3 aydır alışmışsındır Konya'da rahat yatağa. Hanemizdeki gibi pamuklu döşeğimiz de yoktur fakirhanemizin hücrelerinde. Var mıdır bir arzun, bir diyeceğin? Bize müsaade bakalım o vakit. Şeyhim. Söz sükut evinden taşanda dil ona mani olamaz. De hele, söyle. Ben kimim? Kimim ben şeyhim? Herkes der bilir sen kimsin. Bir sen bilmezsin. Sen kimsin? Sen kendini bilmeyen de herkesler seni bilmiş. Sen herkesleri bilmişsin ne fayda? Biz senin kim olduğunu sana diyemeyiz. Ama ister isen halim de vardır dersin. Çıkıp yürüyelim biraz. Ne demişler? Ayak yürür, akıl işler. Hadi madem o vakit. Bak, o da seni tanır. Sor hele. Nereden tanır? Dur. 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 O vakit sana da yeni bir vazife vermek icap eder. Alıver hele şunu. Senin yeni vazifen bu olsun. Karabaş'la ilgilen sen. Alışıncaya kadar da ondan sen mesulsün. Bulamaç hazır ediverdi hanım anan. Var dolduruversin. Nerede Karabaş? Bilmem şeyim. Bildiğini bilme. Bilmediğini bil. Bu gitmiştir şeyim. Başını boş korsan alır başını gider tabii. Hele ki bu. Ne terbiyeden anlar ne eğitimden. Karnını doyurup dünyalığını kurtardı mı sıvışır hemen. Şimdiden bir yok. Var bul getir onu. Yola gelmeyene tasma vururlar. İnat ederse vur tasmayı boynuna çeke çeke gidir. Çarşı dağına, her köşeye, her sokağa, hatta her dükkana bak. Nerede bir yalvaran varsa orada eğleşir. Bakalım civan mertlerimiz ne yaparlar. Onca senedir yükümüzü çeker bu canlar.
Görünürde yükümüzü çekerler ama aslında kahrımızı çekerler. Bu da misafiridir seninle. Tanır mısın bunu? Hele bir bak bakalım. Bir şey der sana. Anlatıverir seninki. Estağfurullah. Estağfurullah. Bak bakalım şöyle. Ne dersen Allah'ın? Bak hele şu meydana. Şu sokaklara. Köpeği önümden subaşı. Kendine sahip olamayan meczup tutmuş bir de köpek sahibi olmuş. Yunus. Burası da meydanıdır Allah'ın. İbret taşı nereye konur ise meydan oradır. Derler ki ağalar, beyler, kadılar şehrin ortasını boş korur. Kalemi kırar, kafanızda ibreti alem için şehrin ortasına kütüğe korur. İşte meydanın tevellüdü. Selamün aleyküm. Selam. Geçmiş olsun Yunus Efendi. Şükür ayaklandırana. Sağ olasın. Hasan. Hasan. 2 gün görmedin. Unuttun mu minberciyi Kadı Efendi?
binlerce Hasan masumdur. Selam. Nereden gelir? Nereye gidersin böyle? Yoldan gelir. Yola giderim. Yeni bir vazife daha vermek isterim Yunus. Düşündüm, taşındım. Bu vazifeyi dergâhta yapabilecek bir tek sensin. Bundan sonra sen, ben bilmem zikri çek. Kim ki bir şey sorar ise, ben bilmem de. Kim ki her ne konuda olursa olsun fikrini söylemeni ister ise, ben bilmem de. Dilinden düşürme. Nasıl ki müride zikir vaciptir, bundan sonra sana da ben bilmem zikri vacip olmuştur. Gecen hayrola Yunus Efendi. Senin de Kasım Efendi. Müsaade var mıdır? Buyur hele. İyi oldun ya, şükür. Dervişanın yüzü güler. Merak da ederler bir yandan. Tabidir de. Ben de bir varayım, yatmadı ise... bir halini hatırını sorayım dedim. Hele Yunus Efendi kendisi ne düşünür? Öyle ya. Biz ne desek tahmin olur. Var mıdır vaktin? Uygun mudur bir iki kelam etsek? Ben bilmem.
Merak etmez misin ne konuşur dervişler bu mesele hakkında? Ben bilmem. Sabah şeriflerin hayır olsun. Bir hayır dilemek de mi yoktu pirdaş? Ben bilmem. Gece uyuyamamışsın herhalde. Ben bilmem. Vazifeye yeniden döndüğün konuşulur. Ne vakit dönecekmiş Yunus Efendi kadılığa diye merak ederler. Ben bilmem. Sevindiğimiz kadar üzülmedik dersek sözü eğri konuşmuş oluruz. Ama bunda da vardır bir hayır. Şeyhimizden nasiplenmiş bir dostumuz kadı olur. Şeyhimiz adalette, devlette vazife gören bir kişiye daha vaki değil ki görevinizden ayrılın, dergaha kul olun diye tavsiyede bulunsun. Daha hayırlıca olan bu olaydı, onu işaret ederdi. Sana dahi öyle buyurmamış mıydı? Ben bilmem. Neticeni tayin edecek olan sensin elbette. Bize ancak hakkında hayırlı olanı dilemek düşer. Vakit geç oldu Pirdaş. Sana da daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Gecen hayır olsun. Size de Kasım Efendi. Vafana. Amin. Vafilena. Amin. Verhamna. Amin. Ente Mevlana fensurna alil kavmil kafirin. Sadakallahül azim. Gönlüne sağlık canım kızım. Nice vakit oldu başlayalı derse? Kış idi babacığım. 5 ay olmuştur. Bundan böyle derslere Hafız Fatma bacı ile devam edersiniz. Çarşı Camii'nde ders verir. Bilirim baba. Validenle gider gelirsiniz. Kirayla gider gelirsiniz. Yarından tezi yok, başlarım babacığım. Hadi o vakit. Gecen hayrola kızım. Derviş olsan derim ki can üstüne can olmaz. Hadi hele var çık da bak bakalım nere varır yollar. Sen misin Yunus? Kimsin sen? Adın ne senin? Ben bilmem.
Adını da mı bilmezsin? Ben bilmem. İyi. Bundan sonra bil o vakit. Adın Yunus'tur. Dilin de, zihnin de temizlenmiş, ben bilmem zikriyle yunmuştur. Bundan böyle sana vacip değildir. Destur şeyim. Destur deyene destur vardır. Ben bilmem zikrine son vermişsiniz madem. Yeni bir zikir buyursanız şeyim. Gel hele gel. Yanaş. Bunları da anlatıvereyim sana ama sırdır birçoğu bunların. Ehil olmayana denmez. Ehil olmayana aşık sırrını söylersen döner gelir seni rehin alır o sır. Velev ki olmadık yerde dilin tutamayıp ifşa eder. Kaldır ile başını. İki kaşının arasını görelim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. Ne dedim? Allah, Allah, Allah. Tamamdır evlat. Geri geldim madem ki seni derviş defterimize yazdık. Allah yolda devam nasip etsin. Himmetimiz yanındadır. Bunları hurafeye belleme. Gönlünü derviş eden hakiki dervişin kuvve-i kutsiyesi vardır. Eşyaya tesir eder. Ama bu bir sırdır. Bu sır verilmez, alınır. Talip olan usulünce yol yürür, vasıl olur. Usulünce yürümeyen kavuşamaz. Kavuşamayan, nasip bulamayan da der ki, yol değil, hurafedir onların yol bellediği. Biz yolda mıyız, hurafede miyiz, bilmeyiz. Biz inandığımız gibi yaşamak isteriz. Olan biten bu. Başkaca da bir gerçek yok. Biz hak yolundayız, onlar batılda. Onu da demeyiz. Yolun sonuna varıp da bakan mı var ki kim hak, kim batıl? Biz inandığımız güzel olan bu deyi bunu yaşarız. Nedir o vakit güzel olan? Tevhid, birlik. Öyle lafta, dilde, sözde değil, gönülde. Bu bir hissetme meselesi. Kitap sayfalarında hisler yazmaz. Harfler yazar. Gönül her dilden konuşur. Gönül kitabına harf lazım değil. Halktan gören der ki, bunlar sofudur,
dağda bayırda zikir çekerler. Yahut meczuptur, falandır, filandır. Zikir dervişin içini arındırır. Bunun bir usulü, erkanı vardır. Halk bunu nereden bile? O yolun yolcusuna açılır. Çığırtmaç tutup sır ilan ediverecek değiliz ahaliye. Biz yolun başında bir ihtiyarız. Yolumuz eğri mi, doğru mu bilmeyiz. Ama kendisi gelip sorar ise kişi, yolu tarif ediveririz. Ama kişi gelmez ise bizden bir davet yok. Herkes vara, kendi yolunu yürüye. Sen bundan sonra dilinden kelime-i tevhidi düşürme Yunus. Senin zikrin la ilahe illallah olsun. Hatırından çıkarma ki zikrinden gayrı dili terbiye edecek yoktur. Ahali içine çıkan da içinden zikret. Kişi kendi başına ise zahiren zikir. Ahali içinde dilden değil, gönülden. Bunlar dahi usuldür. Pirlerin erkanıdır. Hatırından çıkarmayasın. Usulsüz usul olmaz. Yola çıkmayan varamaz. Yürümek ayakkabımızı eskitmek değildir emelimiz. Emelimiz varmaktır. Yol birdir, bire varır. Varlık da birdir. Bakma, hayvandır, bitkidir, sudadır, karadadır, havadadır, göklerdedir. Göze gelir, göze gelmez. Cümlesi birdir. Tut ki elinde bir ayna, tut güneşe. O aynadan bir sürü güneşler görünür. Şimdi o yansımaların her biri bir güneş midir? Değildir. Peki güneşten değil midir onlar? Asılları, nesilleri güneş değil midir? Öyledir. Güneştir. Güneş olmaz ise aynada akisleri olur mu? O vakit yol güneşe varır. Şimdi tutup da her şeyi anlatıvermenin de ne sana bir faydası var ne de bir mana içerir. Ancak boş laf etmiş oluruz. Onlar yolun üstünde. Gören kendi görüversin bakalım. Görmeyi bilen. Görmeyi bilemeyen görmez. Göz de kendi başına görecek değil. Bu yolda gözü âma olan görür, gözü açık olan âma kalır. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hadi bakalım. Dilindeki esma hayatında müsemma olsun inşallah. De bakalım. Onu da de hadi. Yeni bir vazife buyursanız şeyhim. Zikrini dilinden düşürme. Hele bir düşünelim. Düşünüp münasip bir vazife yöneltelim sana. Thank you.
illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Destur. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Sabahın hayır olsun Pirdaş. Akıbetin hayır olsun Pirdaş. Çorbaya buyur edecektim. Bismillah. Gel Aynı Hanım gel. Gel otur şöyle. Gel Aynı Hanım gel. Açılalım biraz. Pirdaş. Gel otur. Pirdaş biraz yer ver. Subhanallah. Ali Taygo Efendi, bundan böyle eğer arzu ederseniz biz çorbamızı hücremizde içelim. Aynalı Efendi de burada içsinler. Münasip midir? Gönder şunu. Dolduruver tasını, ver eline kaşığını, hücresinde içsin. Gel Aynalım, gel. Demek istersiniz siz? Nedir bu lakaytlık? Nedir bu usulsüzlük, erkansızlık? Bura meczup tekkesi değil. Aramızda meczuplar vardır. Amenna. Ama biz onları barındırırız. Himaye ederiz. Bizim makamımız onların yanında değil. Biz meczup değiliz. Halk içinde delidir, erenler içinde velidir Aynalı. Biz Süleyman Peygamber değiliz. Elimizde mühür yoktur. Şu delidir, bu velidir demeye. İyi o vakit. Afiyet ola. Destur şeyhim. Gel hele Yunus, gel. Seni bekleriydim. Biraz fikir danıştım kendime. Nihayet sana uygun bir vazife düştü aklımıza. Sen
Bundan böyle dergahımızın sakalık postuna oturasın Yunus. Kırbayı alasın, her sabah çeşmeden doldurup Nallıhan sokaklarında fakire fukaraya, gelene gidene, yolcuya, hancıya, çoluğa, çocuğa, eşiğe, kapıya suyu sen dağıtasın. Şeref duyarım şeyhim. İçim gönenir bu vazifeyi bana veren de. Zikrini de dilinden düşürmeyesin. Zikir dervişin içini yakar. Yanmadan değil aşık, tuğla bile olamazsın. Dervişin içi yanacak, kaynayacak bulgur kazanı gibi. Sırtında su dolu kırba, kimi sanır ki bu ateşle o su taşınır mı? Bilen bilir ki o ateş olmadan o su taşınmaz. Var, otursa kapostuna. Yüklen kırbanı bugünden tez yok. Daim destur olarak dahi olsa huzura varmak münasip değildir. Biraz usule adaba dikkat edelim Pirdaş. En nihayet içtimai bir hayat sürülür burada. Diyeceğim o ki, diyeceğiniz bir şey olursa efendimize bize önleyin. Münasip ise biz varır iletiriz kendisine. Allah muhafaza. Usulde bir hata, bizi esaslı hataya sürükler. Usule erkana uymaklık için birbirimizi dahi ikaz etmemiz erken gereğidir Pirdaş. Şeyhimiz ne der biliriz. Usulsüz usul olmaz. Yunus Efendi, Allah kolaylık vere. Gönlüne esenlik vere. Biz de çarşıya varırız. Hafız Fatma Bacı'ya devam eder derse. Ondan icazet alır artık. İnşallah. İnşallah. Hadi, kal sağlıcakla. La ilahe. La ilahe illallah. Ağrısı daha geçmemiştir hanım. Ne vakit uyana dönse sızlarmış ok yarası. Okları kendi yapmıştır bayrama. Demek ki mahir demirciymiş gerçekten de. Tutup yalvarmayaydı Yunus Efendi'ye. Kadının karşısında mumma dönerdi senin o anı olacak adam. Benim amca onun da kayınbiraderidir. Bana bağıracağına dönsün biraz da kendine bağırsın. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam şeyhim. Ve aleyküm selam ağam, hoş gelmişsiniz. Muhabbetiniz bol ola. Hayırdır? Ne işler, ne yaparsınız? Şeytana taş yakacak imiş. Odun taşırız ağam. Su gibi az eylesin evladım. Allah rahmet ola. Eyvallah. Eyvallah Yunus Efendi. Hayat verdin bayram ağaya evveli. Şimdi de ahaliye ab verirsin. Allah gönlüne darlık vermesin Yunus Efendi.
Eyvallah. Hadi kalın sağlıcakla. Derviş efendi. Ben Sakay'ım. Su benim değildir. Ben sadece dağıtırım. Karatay'da bir tek dervişliği öğretmediler. Ondan Allah'ında Tapduk Emre dergahından öğrenirsin. Dervişlik öğretileydi medreselerde. Biz dahi okur idik. Hele Yunus Efendi. Nasılcadır? Susamış mıdır ahali? Derviş için çeşmenin suyu acı da olmaz, tatlı da. Çeşmeden akan su, çeşmeden akan sudur. Suya acı ya da tatlı demek bizim edebimize aykırıdır. Su hakikatin remzidir. Her ikisini de senin doldurman icap eder. Çeşmenin yanına bardağımı doldurmadan kor isem, bin yılda o bardak orada dursa dolar mı? Sen gönlünü hakikat şelalesinin altına tutmaz isen dolar mı? Kimden akar bu hakikat şelalesi? Ara bul bir mürşidi kamil. Biz ne bilelim? Madem söz açıldı, size hakikatte varlığın su ile alakası nedir, onu anlatıverelim. Su, varlığın madde alemindeki ilk ve en kesif tecellisidir. Suyun üzerinde ateş, ateşin üzerinde hava vardır. Hava ve ateşin varlıkları belirgin değildir. Belirgin olan ilk mahluk, ilk varlık sudur. Bu sebepledir ki su hakikatin remzidir. Su değişik kaplara girse,
değişik yollara sapsa da, değişik renklere boyansa da önemli değildir. Farz et ki Yunus'un meşin kırbasında, farz et ki Bağdat saraylarında bir altın kasede. Suya kabıyla hüküm vermek, dervişin tevhid yolcusunun edebine aykırıdır. Bunlar esastandır. Hak'tan başka bir nesne olmadığına iman eden suya inanır. Acı suya, tatlı suya değil. İyi, kötü, acı, tatlı, güzel, çirkin diye hükümler vermek abestir. Bu Hakk'ın birliğine aykırıdır. Derviş olan dile almaz. Derviş, derviş deyiverip dururuz. Hele bir onu anlat sen. Nasıl bir şeymiş bu dervişlik dedikleri? Derviz. Farsça'da der kapı, viz gezen tozan, dolaşan işte. Dervizden derviş. Ha, o lügattaki manası. Ben size hayattaki manasını deyivereyim. Bir kamil mürşide biadını veren ve yola çıkan, seyri süluka başlayan kişi. Peki bu işin temeli nere vara? Nere dayana? Öyle ya. Nedir bu derviş derviş dedikleri? Hırka ile tac olmasa gerek. Öyle olsaydı pazara giderler idi. Dergâhta satılan ne ola ki? Onu da deyivereyim madem size. Bunlar da öyle her yerde anlatıverilmez. İşin aslı şu. Hazreti Peygamber bir sözünde der ki, ben fakrımla övünürüm. Buradaki fakr ne ola ki? Bildiğimiz fakr yok, yokluk, fakirlik. Der ki Peygamber, ben yokluğumla övünürüm. O halde nedir derviş? Cevap peygamberdendir. Derviş fakr ehlidir. Yokluk ehlidir. Fakr, yokluk insanın kendi nefsine müstakil bir benlik izafe etmemesidir. Varlığın Hakk'a ait olduğunu bilmesidir. Şimdi ne der bu dersiniz? İyi, iyi. Anlatıvereyim. Pirimiz Ahmet Yesevi Hazret'te dervişlik için Hazreti Ali'den naklen buyurmuştur ki, bir kimse gece kalkıp namaz kılmaz, gündüz hizmet etmez de şeyhlik iddiasında bulunur ise işi batıl olur. Sonra ne buyurur Pirim Yesevi Hazreti Ali'mizden naklen? Ey derviş, bil ve uyanık ol ki evvela şeriat kelimesini, ikinci olarak tarikat kelimesini, üçüncü olarak hakikat kelimesini, dördüncü olarak marifet kelimesini bilmek gerek. Eğer ki bir kimse sufi ise ve bunları bilmez ise sufi değildir. Biz değiliz.
Hazreti Ali'dir sözün sahibi. İşte Hazreti Ali'nin ağzından dervişlik bu. Pirim Yesevi'nin ağzından dervişlik bu. Bir de işin usulü, erkanı vardır ki o olmadan yola çıkan menzile varmaz. 4 makam, 40 mertebe. Onlar da işin başkaca sırları. Bu yol aşk yolu. Riya sahipleri bu yola gelemez. Benliği terk etmeden, melamet ehli olup kınanmaktan korkmayan, peygamberin avlusunda yaşayan, malsız mülksüz ashab-ı subbe misali, yalınca olup dünyadan yüz çevirmeden dervişe dönülmez. Bunun altına, omzuna bir meşin parçası şarttır Pirdaş. Havalar pek sıcaktır. Doğru der. Yara bere içinde kalır sırtın. Heh, işte bu meşin parçası. Koy onu omzuna. Senin eskiden bir eşeğin vardı Guyan'da. Ona yüklerdin kırbayı. Kaçıp gitti o. Tamam, şimdi oldu. Bir gün değil, iki gün değil. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yunus Efendi. Dün usul erkan ile alakalı ettiğimiz sözlerden dolayı kalbini kırmış isek bağışlayasın. Estağfurullah. Dost ikaz, düşman dedikodu edermiş. Nefsimiz adına konuştuğumuzu sanır belki kişi ama yolu tariftir bizimkisi. Biz de varsak başka bir kapıya, oranın usulünü erkanını bilemeyiz. Biri de çıkar bizi ikaz eder. Biz ancak kendi yolumuzun erkanını biliriz. Böyle söyleyen de dost olmayan, dost görmeyen ne demeye yol tarifi yapa. Seni vazifenden daha fazla alıkoymayayım. Eski kadı Yunus Efendi'dir bu. Nereden çıkarırsın? Odur bilirim. Tapduk Emri Hazret'e derviş olmuş dediler. Ertegün Efendi, bu adam beni gasp etti dersin ama ne bir delilin vardır ne de bir şahidin. Ben o vakitte Beldebe köyündeydim. İşte çarşıda çıraklık yapan bu Gökhan da şahidimdir. Doğrudur Kadı Efendi. Bu çocuk yalancı şahitlik eder. Avuçların da pek bir güzelmiş. Kerim oğlunun yerini söyler. Ertegün Efendi'nin zararının tazminini sağlar isen seni affederim.
Kusura kalmayın. Birine benzetmişim. Gelmişsin. Bir kelimem yok mudur? Yoktur. Yunus Efendi'yi gördüm çarşıda. Sırtında kırba, sakalık yapar. Otur hele. Koskoca kadı Yunus Efendi. Kadı değil, derviş Yunus'tur artık. Bilirdim zaten. Ama dersten dönen de birden öyle karşımda gören de onu sırtında kırba ile. Bir insan ne olur nasıl olur da kadılığı bırakıp derviş olur, nasıl izah edilir ki? Karnında para olurmuş bunların. Bırakın hele, sihir atar bu insana. Korkar mısın bre? Korkmam, nesinden korkacakmışım, varsın gitsin. Kabuğunu kırmak icap eder. Kabuğun altındadır paralar. Dedem bir keresinde bahçede birini gördü. Bu Sultan Alparslan Malazgirt'i aldığında Malazgirt'teymiş dedi. Bu en uzun yaşayan hayvan. Kıralım bakalım o zaman kabuğunu. İçinden bir şey farkın var. Derviş gelir, derviş gelir. Kaçın, kaçın. Sana ne oldu ihtiyar? Yaran kanar. Gelmişsiniz. Tabii efendi yok mudur? Köye varmışlar kira otun. Bir sorunuz var ise kira otun babasının talebesidir de aynı vakitte. Derdinizi derseniz elimizden ne gelirse. Çocuklar meydanda oynarken başını yaralamışlar. Kesmiştir biri sanki. Gene vardır belki de. Ne yaparsın baba? Bekleriz kızım. Kaplumbağayı beklerim der. Bıçak elinde öyle bekler. Ben bir kireçli suyla temizleyeyim. Sevaptır. Gider misiniz?
Bekir Hatun'u temizleyen de gelir alırım.